Sedef hastalığı çok kötü bir görüntüsü olan bir rahatsızlık maalesef. Cilt böyle pul pul olur, kabarır, evet, kaşınır. Tedavisi yok. Yani bugüne kadar ne deniyordu uzmanlar? Efendim, keratin denen bir protein var. Lifli bir protein. Bu tırnak, saç ve cildi korur. Üzerinde çok güzel bir tabaka oluşturur. Koruyucu özelliğe sahip. İşte bu keratin denen protein azalırsa, hücre hızlı çoğaldığı için keratin proteini yetersiz geliyor. Bu nedenle sedef hastalığı ortaya çıkıyor deniyordu. Bu eski bir görüş. 100 yıldır bu söyleniyordu. Hala birçok kitapta ne var? Bu konu hala bu söz geçerli. Fakat son yapılan araştırmalarda İtalyan asıllı Doktor Simoncini 100 yılın buluşunu yaptı. Kendisi onkolog, yani kanser hastalıkları ve cilt hastalıkları uzmanı. 30 yıl yapmış olduğu araştırmalar sonucunda sebebin, yani sedefin sebebinin mantar olduğunu belgeledi. İnternette isteyen girip bakabilir, görebilir. Evet. Simoncini bunu teşhis etti, hatta kamerayla canlı canlı gösteriyor. Böylece sedefin sebebinin mantar olduğu belgelendi. Yani artık kreatin denen protein yetersizliğinden değil, mantardan kaynaklandı. Eğer kişinin vücudunun herhangi bir yerinde, cildinde, saçında, tırnağında, herhangi bir yerinde sedef, ekzema, akne, liken, liken planus gibi cilt hastalığı varsa bunun %95'i bağırsaklarda demek. Esas buzdağının gözükmeyen kısmı bağırsak. Bağırsaklarda problem varsa ciltte problem var. Bağırsaklarda problem yoksa ciltte problem olmaz. Bununla ilgili Doktor Simoncini çok güzel çalışma yapmış. Karbonatla vücudun bozulan asit baz dengelerini düzenliyor. Kanın pH'i 7.40'ın üstüne çıktığı zaman bağışıklık sistemi güçlenir. Mikropları yok eder. 7.40'ın altına düştüğü zaman bağışıklık sistemi zayıflar. Sodyum bikarbonatla hastaları tedavi etmiş. Biz ne yaptık? Sodyum bikarbonatı daha da geliştirdik. Zencefil, zerdeçal gibi bitki ekstraklarıyla takviye ettik. Çok özel bir formül geliştirdik. Evet. Kişi bunu kullandığı zaman 2 tatlı kaşığı 1 litre suyla karıştırıp içebilir gün içerisinde. Bazıları alkali beslenmek. Aylarca, yıllarca alkali besleniyor. Şu asitli, bu asitli, şu asit uza sebep oluyor, bu alkali sebep oluyor diye sürekli ellerinde bir liste var. Onu yeme, bunu yeme, şunu yeme vesaire. Nedir bu? Kişinin kendine yapacağı işkencedir. Listeyle geziyorlar. Alkali besleneceğim, sağlıklı olacağım diye. Oysa sodyum bikarbonat, normal bildiğimiz kabartma tozu. Pasta yaparken, ekmek yaparken kullanılan kabartma tozu. Karbonat. Ne yapıyorsunuz? Bir tatlı kaşığı 1 litre suya veya yarım litre suya. İsteyenler 2 tatlı kaşığı da 1 litre suyla karıştırıp içebilirler. Hiçbir problem, hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Evet, aslında sedef hastalığı da bulaşıcı bir hastalık değil. Ama maalesef insanın hastayı kendini çok rahatsız eden bir rahatsızlık görüntü, evet, itibariyle. Ben tekrar telefonları hatırlatmak istiyorum müsaadenizle. 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Sağlıklı yaşam arayabilirsiniz diyoruz. Evet. Sedefle ilgili çok güzel klinik araştırmalar yapıldı. Şu gördüğünüz. Görüntüsü de çok güzel. Bu Oregon üzümü denir. Evet. Latincesi Mahonia aquifolium. Mahonia aquifolium'un şöyle küçük üzüm, kuş üzümüne benzer meyveleri var. Meyveleri yenmez. Yani etkili olan kısmı meyvesi değil. Dalının kabuğu veyahut da kökünün kabuğunda alkaloidler var. Alkaloidler ne yapıyor? Ciltteki, bağırsaktaki mantarı yok ediyor. Bununla ilgili klinik araştırma yapılmış. Nerede? İşte şurada resmini gördüğün aynı bitki. Mahonia. Almanya'da Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Gite hastanelerde sedef hastalarını almışlar, birebir hastanede de tedavi etmişler. Mesela Profesör Doktor Gite burada yazıyor hepsi klinik araştırmalar. 433 hastayı 82 dermatoloji yani cilt hastalıkları uzmanıyla birlikte
denetim ve gözetiminde sedef hastası olan 433 hastayı Mahonya ile tedavi etmiştir. Prosedür gitti. 82 doktorla, uzman doktorla beraber çalışmış. Sadece Mahonya ile tedavi etmiştir. Hiçbir kimyasal kullanmadan. Evet. Bazıları ne yapıyor? Efendim, kortizon. Kortizon veriyorsun. Kortizon aldın, kullandın. Geçti, bitti, gitti diyelim. Bıraktın, iki ay sonra yine çıkarsın. Tam olarak geçmiyor hocam. İki ay sonra nükseder. Kortizonun da yan etkilerini saymaya gerek yok. Kemiği inceltir, hafızayı zayıflatır, hormon anormalliklerine sebep olur. Bünyenin yapısını, dokusunu tamamen bozar. Bir Üsküdar'da bir beyefendi, gitarist diyoruz, gitar çaldığı için. Tabii bu sahnelere çıkıyor, müzisyen. Ama elin üzeri böyle kerme şeklinde sedef oluşmuş. Yüzünde buralarında sedef oluşmuş. Yani toplumun karşısına çıkıyor. Fondötenle kapatmaya çalışıyor ama tabii terleyince kaşınıyor, rahatsız oluyor. Hep kapatmaya çalışsa bazen kapanmıyor da rahatsız ediyor. İnternetten araştırmış dedi ki ya mümkün mü bunun iyileşmesi? Geleceksin, göreceğiz, deneyeceğiz. Garanti şöyle değil, garanti şöyle deriz, yanlış. Burada bir klinik araştırması var. Belge var, bilgi var, laf yok. Tamam dedi. 6 hafta sonra elindeki ve yüzündeki tamamen geçti. Ve bu beyefendi 30 yaşlarında 10 saat uyursa kendine gelemiyordu. Mesela saz çalıyor, gitar çalıyor kulüplerde. Adamcağız gece geliyor 3'te 4'te yatıyor. Saat 3'e 4'e kadar uyanamıyor. 12 saat, 13 saat uyuyor. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, kendini toparlayamıyordu. Biz ona iksir, aloe vera gel, işte çok özel formüller verdik. Aa, ben ara dedi ki ya cin gibiyim. Artı performans da etkili mi? Yani vücudu damarları açtığı için, organları yeni temizlediği, arıttığı için ne oluyor? Yavaş yavaş bünye kendine geliyor. Biz çok özel bir formül geliştirdik. Birleşiminde limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, langa olan bu sarımsaklı limon suyu ne yapıyor? Damarları açıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, evet. Organlardaki yağları eritiyor. İyileşme sürecini hızlandırıyor. Aloe vera ile de çok özel bir formül geliştirdik. Bu da aloe vera ballı bir şurup. Ne yapıyor? Bağırsaktaki mantarı yok ediyor. Karaciğeri temizliyor. Bununla da ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Mesela Tayland'da Bangkok Üniversitesi bununla yapmış olduğu klinik araştırmasında şeker hastalığına iyi geldiğini belgelemiş. Mısır'da klinik araştırmasında ekzema, sedef, akneye iyi geldiği klinik araştırmalarla belgelenmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya, Louis Pasteur Enstitüsü'nde yapmış olduğu klinik araştırmada bağırsaklardaki mantarı yok ettiği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği belgelenmiş. Hı hı. Yani burada biz kombine çalışmak gerekir. Sadece sedefle ilgili değil. Bağırsaklar, karaciğer, sedef. Üçünü birden. Hastalığın köküne inmek. Evet, yani temelden. Temel. Rahatsızlığı evet. Ortadan kaldırmak gerekir. Zaten bunu Prosedür Gita, Prosedür Vizanal klinik araştırmalarla belgelemişler. Etkisi ispat edilmiş. Bugüne kadar yüzlerce sedef hastası iyileşti, hamdolsun hiçbir problem yaşamadı. Sedef değişik bir hastalık. Hem görüntü itibariyle rahatsız ediyor, hem birlikte yaşayan insanları da rahatsız ediyor. Aşırı bir pul pul dökülme oluyor. Sonra çok ödem de oluyor, kaşıntı oluyor. O kaşıntılar yaralara da dönebiliyor. Sedef'ten bayağı gerçekten şikayetçi olan hastalar yani, var. Bu balıklı göle gidiyorlar falan. Evet, Sivas yararlı. Kangal'da. Değil mi? Bilmiyorum. Oraya gidiyor. Orada Sivas Kangal, ben de gittim oraya bir bakmak için ne var ne yok, nasıl oluyor diye. Vatandaş geliyor orada. Ama enfeksiyon da kapma rizikosu var. Hijyen bakımından her türlü hasta giriyor havuza. Doğru. Ne oldu? Mikrop kaptın. Bir de o riziko tehlikeli. Şimdi bir beyefendi yakalanmış böyle bir rahatsızlığa, Ekrem Bey. O da bana geldiğinde Ağustos ayında bile böyle sadece şurası açık, her tarafı kapalı. Maskeli gibi. Dedim ne oldu? Dedi ki ya her tarafında yara var, sedef hastalığı. Allah Allah. Benim bildiğim sedef işte dizde olur, dirsekte olur. Pul. Efendim üzeri böyle şerimeli. Göğüs kısmında göğüs. Oluyor arada. Evet. Hı-hı. Yani olabilir ya ama dedim niye bütün vücudun kapattı? Benim dedi vücudumun %80'inde var. Kafasını açtı ki başında böyle kerime kerime tabakalar oluşmuş. Oo çok kötü dedim. Dedi ki esas sırtıma bak. Sırtında böyle alt nalı büyüklüğünde yaralar oluşmuş. Her tarafı yara bere.
Şimdi vatandaş iş yerine çalışırken bir bayan aşkım falan filan diyor. Bu da tabii mutaassıp, dindar, vatandaş utanıyor. Ya beni rahatsız etme diyemiyor. Bayan aşkım falan filan diye gelip sarılıyor. Seviyorum seni falan. Evlenelim, karından boşan falan diye. Hocam bütün hikayeyi anlatmadınız. Yok adam şöyle baskı uygulamış bayan üzerinde. Aniden bu içindeki basınç, baskı, sıkıntı böyle yara şeklinde ortaya çıkmış. Patlamış. Ondan mı sedef olmuş? Strese girmiş. Var mı öyle erkek ya? O kadar. Tabii var ya. Bundan dolayı aşkım dedi diye strese girip sedef hastası olacak. Kalmış mı Türkiye Cumhuriyeti'nde? Şimdi şöyle. Stres, üzüntü, sıkıntı, gerilim ne yapıyor? Yani üzüntü, aşırı duygusallık bağırsaklardaki bağışıklık sistemi çökertiyor. Beynin ikinci beynindedir de bağırsaklardadır. Bağırsaklarda çok yoğun bir sinir sistemi var. Yani üzüntünüz sürekli böyle sıktığını gerildiğini ya midenizde rahatsız olursun ya bağırsağınızdan. Evet, stres. Her şeyin başı stres. Bağışıklık sistemi çöker. Peki ne oldu o bey, merak ettim. Oğlum bize geldiğinde dedi ki ya ne olacak, dedim ki ben sana Almanya'dan bir krem getireyim. Makonya'nın kremi var. Bir hesap ettik. Ya her gün sürmesi gerekiyor. İşte şu kadar krem gerekir vesaire. Hanımı da kocasını bu şey yapıyormuş. Yaralarına falan dokunmuyormuş. Hanım zaten sürmez dedi. Krem alamam dedi. Çok pahalı. Hanım sürmüyor. Diğer hanımı alsaydı o zaman. Diğer hanım. Dedim ki çok basit bir formül uygulayalım. Lahana suyu, limon suyu, karışımlı özel formülümüz var. Bunları kullan. Kullandı. 6 hafta sonra vatandaş geldi. %80 iyileşmiş. Dedim ne oldu? Kortizon mu kullandın? Yok. Ne kullandın? Senin verdiğin şeyler kullandın. Allah Allah. Ben de şaşırdım. Dedim bu kadar iyileşme olmaz. Vallahi ben iyileştim dedi. Artık kısa kollu geziyorum. Kısa kollu gömlekle geziyorum. Ne kadar süre dediniz? 6 haftada %80 iyileşmiş. Yani çok büyük sırtındaki böyle atnalı büyüklüğündeki yaralar tamamen iyileşmemiş. Peki iyileşmiş. Mesela iksiri kullandık, sürdük ya da içtik her neyse. İyileşti. Tekrarlama riski var mı? Hayır, tekrarlama yok. Şayet bırakırsa iyileştim diye 6 ay 1 yıl sonra tekrar nükseder. Yani diyelim ki 4 ayda iyileşti bir vatandaş. En az 2 ay daha kullanacak, 6 ay sabredecek, acele etmeyecek, bırakmayacak. O zaman tamamen yok olur. Ama iyileştim, bıraktı. Tekrar başlar. Bazıları böyle iyileşir iyileşmez. Aa ben iyileştim, gerek yok paramı harcamayayım diye cimrilik yapıyor. Sonra ne oluyor? 6 ay, 1 yıl sonra yani bir gerilim, stres, üzüntü, bunalımda. Ya da bu sebep olduğu bağırsaktaki bu mantarlar mı tam evet, şey mantar, oluyor? Evet, tekrar aktif bağışıklık sistemi çökünce bakteri, virüs ve mantarlar hızla yayılıyor. Tekrar hastalık nüksediyor. Evet.